Öncelikle biraz kendimden bahsedip daha sonra bu kanalı neden açmaya ihtiyaç duyduğumla ilgili motivasyonum hakkında kısa bilgiler vereyim. Ve daha sonra da bu kanalda neler yer alacak onlarla ilgili bilgi vereyim. İsmim Nur. Proje yöneticisiyim. Beyaz yakalıyım. Endüstri mühendisiyim. Ve tam zamanlı olarak bir şirkette proje yöneticiliği yapıyorum. Yani 8,5-5,5 mesaide çalışan bir insanım. Hafta sonları çalışmıyorum. Çalışmadığım zamanlarda da kitap okuyorum. İlkokuldan beri kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okumak benim için günlük, kendimi hiç zorlamadan yaptığım ve çok zevk alarak yaptığım bir aktivite. Bunu hani böyle övülmek için söylemiyorum. İşte her gün kitap okurum, kitap kurduyum gibi şeyler söylemek istemiyorum. Yani oyun oynamayı seven insanlar olduğu gibi, dizi izlemeyi seven insanlar olduğu gibi kitap okumayı seven insanlar var ve hala varlar. Dolayısıyla ben de kitap okumayı seviyorum. Çok uzun zamandır da kitap okuduğum için bir edinilmiş tecrübem var. Tabii kitap seçimi olsun, kitaplar hakkında, yayın evleri, yazarlar hakkında kitaplarla ilgili genel bilgilerim var. Bunları aktarmak istiyorum kanalımda. Şimdi nasıl ilerleriz, neler yaparız? Tabii ki biraz da bu gidişata göre şekillenecek ama benim kafamda olan içerik şu şekilde olacak. Ben okuduğum kitaplardan çok beğendiklerimi 3'er 4'er dakikalık videolarla anlatacağım. Mesela 4 tane kitap seçip her biriyle ilgili 3-4 dakikalık video çekip bir okuyucu gözünden yani kendi gözümden izlenimlerimi kitap hakkında, yayın evi hakkında ve kitabın konuları ele alış hakkında, yazar hakkında fikirlerimi, görüşlerimi paylaşacağım. Gelelim bu kanalı açmadaki motivasyonuma. Tabii ki beni illa bu kanalı açmaya iten sebeplerden bir tanesi de gerçekten bir kitap okuyorum ve çok beğeniyorum. Öykü, roman olabilir, deneme olabilir, fark etmez. Yazarın başka bir kitabını da alıyorum, çok beğeniyorum. Ve diyorum ki bu yazara ben nasıl ulaştım? Yani nasıl ulaştım? Çok uzun yollardan geçerek ulaşmış oluyorum genelde. Ve o yazar pek bilinmeyen bir yazar oluyor. Kitabı da çok duyulmamış bir kitap oluyor. Dolayısıyla insanların da bu uzun süreçlerden geçerek kitaba ulaşmalarını istemiyorum. Biraz bu süreyi kısaltmak istiyorum. Hem de bu karşılaştığım iyi kitapları ve yayın evlerini veya yazarları tanıtmak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Eğer çok ünlü bir yazar değilsiniz, Nobel ödüllü veya işte bir sanatçı bir kitap çıkartıyor bazen, edebi içeriği tartışılır. Çok ünlü biri değilseniz yayın evleri genelde kitapların reklamını yapmıyor ve iyi kitaplar kıyıda köşede kalıyorlar. Açıkçası bir okuyucu olarak kitapçıya gittiğimizde örneğin D&R iyi bir kitaba rastlama olasılığı çok düşük. Yani görüyorsunuz ortaya yığıyorlar kitapları kocaman. Bestsellerlar, işte indirimdekiler, çok satanlar, yeni çıkanlar. Ben sık sık dolaşıyorum ama yani gidip de böyle bir kitapçıdan fiziksel olarak aldığım ve iyi bulduğum kitap çok az oluyor genellikle. Çünkü kitapları yani yazarları tanıdığım halde, yayın evlerini bildiğim halde o kitapları fiziksel olarak kitapçılarda bulmakta zorlanıyorum. Çünkü biraz da böyle çer çöp kitaplar ön plana çıkartılıyor. Sırf ünlü kişiler yazıyor diye. Ya da iyi kitaplar da oluyor ama bir anda böyle herkesin okuduğu işte bestseller, ortalıklar böyle bütün o kitaplardan geçilmiyor. Dolayısıyla motivasyonlarımdan bir tanesi kıyıda köşede kalmış çok iyi kitapların ve yazarları tanıtmak. Tabii ki bunları yaparken kendi görüşlerimden, yani bana göre iyi olan kitap ve yazarları paylaşacağım. Hani bunun altını çizeyim. Tabii ki başka ne tür olabilirdi? Çünkü bu benim kanalım olduğu için benim görüşümden iyi olduğunu düşündüğüm kitapları paylaşacağım. Ama buradaki amacım benim okuduğum kitaplar çok iyidir. Bu kanalda paylaşılmayan kitaplar kötüdür gibi bir yanılsama da olmasın tabii ki. Dediğim gibi kıyıda köşede kalmış olduğunu düşündüğüm ya da fark edilmediğini ya da yeterince hak ettiği ilgiyi görmediğini düşündüğüm kitapları bir miktar daha ön plana çıkartıp onların tanıtımına katkı sağlamak istiyorum. Temel motivasyonum bu. Diğer yandan bu iyi kitapları belki 5 sene sonra, 10 sene sonra karşılaşacak insanlar ya da o zaman daha çok değeri bilinecek ama onu ben daha şimdiden biraz böyle tanıtımını yaparak
akıllara düşürmek, okuma listelerine eklenmesini sağlamak en azından yapabileceğim küçük bir katkı olur diye düşünerek bu kanalı açmaya karar verdim. Bu temel motivasyonlarımdan bir tanesi iyi kitaba ulaşma süresini kısaltmak. Bu zorlu yolculuğu biraz olsun bu iletişim çağında bu YouTube kanalı üzerinden desteklemek. Diğer taraftan da tabii ki kitaplar hakkında konuşmayı çok seviyorum ama yakın çevremde kitaplar hakkında konuşabileceğim çok fazla kimse yok. Malum çok fazla insan kitap okumuyor. Dolayısıyla bunu gerçekten ilgi duyan kişiler izleyerek belki ortak bir zevk üzerinde buluşabiliriz. Ortak bir ilgi alanı üzerinde buluşabiliriz. Siz de paylaşabilirsiniz okuduğunuz kitapları yorumlara. Bu beni çok mutlu eder. Onlardan okuduğumuz varsa onlar hakkında da videolara ekleyebiliriz ya da okumadıklarımızı okuma listelerine ekleyebiliriz. Ve böylece çoğalabiliriz ve çoğaltabiliriz bu kitapları diye düşünüyorum. Başka nelerden bahsedeceğiz? Şöyle olacak formatımız. Tabii ki bu hani benim şu anda yapmayı düşündüğüm format. Daha farklı fikirler olursa onlarla da ilerleyebiliriz. Örneğin kitap okudum. 4 tane kitap. Bunlar hakkında ikişer üçer dakikadan toplamda 10-15 dakikalık videolar çekip bir okuyucu gözünden kitaplar ve yazarlar hakkında düşüncelerimi sizlere aktarabilmek istiyorum. Videolarda da bu şekilde çok uzun olmayacak şekilde paylaşacağım. Bu kanalda yer almayacak olan içerikleri söylemek isterim aynı zamanda. Nelerin yer alacağını söyledim ama nelerin yer almayacağını da özellikle söylemek isterim. Bu kitapta ölmeden önce okumanız gereken 100 kitap, 50 kitap, 500 kitap, 1000 kitap yer almayacak. Bu kanalda dünya klasikleri yer almayacak. İşte çok bilinen kült olmuş kitapların incelemeleri yer almayacak. Örneğin Oğuz Atay Tutunamayanlar, 1984 Dostoyevski. Yani bunları hakkında yeterince video, makale, yazı her şey var. Ekstradan bunlarla ilgili artık hani söylenecek çok fazla söz veya farklı bir bakış açısı geleceğini sanmıyorum. O yüzden de bu tür kitapların incelemeleri, tanıtımları yer almayacak arkadaşlar. Daha böyle geri planda kalmış kitaplar ama çok iyi olduğunu düşündüğüm kitaplara mutlaka yer vereceğim. Hatta ilk videomun içeriğini belirledim bile. Bu şekilde kanalımda bilgiler yer alacak. İsterseniz siz de katkılarınızı sunabilirsiniz, yorumlar yapabilirsiniz ya da farklı içerikler, farklı görmek istediğiniz şeyler olursa onlar hakkında da tabii ki önerilerinizi iletebilirsiniz. Dediğim gibi başlıyoruz. Yeni çıkan yazarları, yayın evlerini, çok tanınmayan öykü, roman ve deneme türündeki kitapları paylaşıyor ve bunları tanıtıyor olacağız. Böylelikle okuyucunun iyi kitaplara okuma serüvenini biraz daha kolaylaştırıp hızlı ulaşmasını sağlayacağız ve bu kitapların tanıtımını da yapmayı sağlayacağız. Amaçlarımız bunlar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.